Erkeğin tepkisi güzeldir, hem hanımefendinin tepkisi güzeldir. Yani hanımefendi iddetli olsun ama erkek çok önemli değil. Bunu asla böyle bir şey doğru değil. Sadece telefonlara yanlış telefonda bayan arıyor diye boşandılar. Olabilir yani yanlış telefon. Buyurun hanımefendi diyor. Ben falanım, ben o değilim, ben falanım diyor. Ha, kusura bakma diyor, kapatıyor. Kadın diyor ki, sen niye bu kadınlar arıyor diyor. Ha, bir şey de çok önemli o zaman. O biraz psikolojik rahatsızlığı varmış. Ama güven duygusu vermek de çok önemli abi. Onu da söyleyeyim. Şimdi o noktada güven, evet. Telefonum benim her zaman açıktır, şifresi falan da yok. Evde o bakar, ben de onun... Ya bakmam da lazım değil. Baksam da yani gizlisi saklısı yok. Şunu demek istiyorum, güven duygusu önemli. Yani hani kıskançlık iyi bir şey dedik, hanımlar daha çok kıskanırlar, iyi bir şeydir bu da, kötü bir şey değil. Güzel bir şey ya, kimse sevdiğini paylaşmak istemiyor, o anlamda güzel bir şey. Şimdi değerli kardeşlerim, eşlerin hep ikisi de iyi geçinmeye çalışacak. Özellikle beylere hitap ediyor ama ne olur bu ayet veya hadisleri hani bir tarafı söylüyor, öbür taraf söylenmedi diye sanki aksi olmayacakmış gibi düşünmeyelim. Mutlaka yani mesela aşirunle bil maruf diyor. O hanımlarla güzel geçelim. Yani hanımlara şunu demiyor. Siz de beylerinizle güzel geçin. Ayet yok. Hani eskilerin bir güzel lafı var derler ki lafın tamamı deliye söylenir. Yarısını söyledi mi akıllı anlar. Yarısını söylüyor işte Rabbim diyor ki hanımlarını da güzel geçelim. Tersten bakın mesela bu tarafı da aynıdır. Şimdi İmam Gazali çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki bu ayetle ilgili. Huyu, güzelliği, ahlakı, her şeyi iyi olan hanımla geçinin anlamına gelmiyor diyor. Zaten hanım melek gibi birisi geçinemiyorsa bende problem var. Ya huyu iyi olmasa da sizin yüzünüzü kızartacak çok ahlaksızlığı yoksa onun kahrını çekin, nazını çekin anlamına geliyor bu ayet. Şimdi öyle bir şey yok. Özellikle han kardeşlerine söylüyorum. Yavrularımızı okuturken ne olur sizler tenzih edin. Öyle demiyorsunuzdur da. Şöyle bir cümle kurmayın. Yani kızım oku bak cüzdanında paran olsun. Kocan azıcık öte git derse hemen parana güvenerek dirseğe vurur ayrılır gidersin. Sakın ha böyle bir şey demeyin. Parası olsun. Hanımlarımız çalışsın bu dünyada. Onların da aklına ihtiyacı var. Ben şahsen sonuna kadar yanındayım ama maalesef Müslüman anneler böyle yetiştiriyor. Kızım diyor, eğer paran olaydı ben şunun diyor kahrını hiç çekmezdim diyor. Sen paran olsun, yani senin kocan azıcık bir laf ederse hemen ayrılır diyor. Biz savaş meydanına mı gönderiyoruz? Hani demin dedik biz cennet yoldaşı olacaktı. Onun için önemli. Önce şunu unuttuk demiştim ya ben, ahlaki erdemleri. Eşlerin birbirlerine tahammül etmeleri vallahi ibadet. Bak yemin ederim şey, ibadettir. Ayet var ya işte söyledim az önce. Ve ayet-i kerimede siz diyor gördüğünüz eşinizden bir omuzluktan hemen etkilenip de ayrılmaya kalkmayın. Sizin görmediğiniz, hesaba katmadığınız nice güzellikler gelir arkasından.